çalışmalarımızda mesafe, o mesafeyi kapatma, kapıyı açma, yani önümüzdeki engellerden kurtulma ve hedefimiz neredeyse oraya ulaşma. Bununla ilgili adımlar, yani makum fevkalade önemli. Ancak sadece o yetmeyecek. Zamanlama önemli. Hız önemli. Değil mi? Ve açı tabii ki bizim için merkez çizgiyi de daima koruma altına almak zorunda olduğumuz için fevkalade önemli. Şimdi bir örnek göstereyim. Bunları yaparken çalışılan birkaç husus var ama antrenmanın merkezinde olacak husus gevşeklik ve onun sağlayacağı tepkime hızı. Ha, bu arada da şunu biliyoruz ki Wing Chun en önemsediği unsur olarak ekonomikliği öne çıkarır. Yani gücünüzü ha diye kullanmak yerine hızlı bir şekilde hareket ettik, gevşek ve amacımıza ulaştık. Bakın önümüzdekini, bu bir antrenman çalışması, bu ileride bir yumruk olabilir falan ama hızlı bir şekilde buradan bir yumağıyla fırlıyorum. Fırlarken bakın aradaki engeli ortadan kaldırıyorum. Bunu yapabilmek için hızı sağlayan doku bizdeki nizami duruşla beraber kaslardaki doğal gevşeklik, yumuşaklık. Ekonomi önemli. Parayı nasıl kullanırken ekonomik olmamız gerek? Zamanı nasıl değerlendirirken ekonomik olmamız gerek? Bedenimizdeki güç de aynı, enerji de aynı. Yani burada benim yapmam gereken birden böyle sanki spiral şeklinde bir doku, yay sıkıştırılmış ve fırlıyor. Bir anda bakın fırlama, ha fırlıyor. Biz daha Silum Tağ'da bu beceriyle karşılaşmak ve bunun üzerine yoğunlaşmak durumundayız. Çünkü hem mesafe algımız güçleniyor, hem hız algımız güçleniyor, hem merkez çizgiyi açma ile ilgili kapı teorisine bir temel atmış oluyoruz, hem de ekonomi prensibine çalışmış oluyoruz. Bunun devamında bu diyelim ki yumruk geldiydi, ben vuruşlarımı yapacağım ve yine savunacağım. Bakın, vuruş öbür eliyle alakalı bir sorun yok. Zaten ben onu çoktan vurdum ve çok ciddi derecede etki oluşturdum ama diyelim ki geldi. Bakın. Evet. Öyleyse hatırlayalım. Ekonomi, zamanlama, hız, mesafe ve Chung Sien, yani merkez çizgi aç ve kapı teorisinde ulaşmak istediğin yere ulaş. Ne diyoruz biz? Sen hareket edersin, ben hareket ederim. Ben senden önce hedefime ulaşırım. Bu.